Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz lise müdürü Erol Akgün. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Ben 1968 doğumluyum. 32 yıldır eğitim öğretim camiası içerisindeyim. Şu an 10 yıldır da şu anda Vizyon Koleji adı altında çalışan bir kolejin lise müdürünü yapmaktayım. Harika. Ve eğitim camiasında olmak benim gerçekten istediğim, arzuladığım bir şeydi. Severek, isteyerek yapıyorum mesleğimi de. Şahane. Bu işe nasıl başladınız? Bir kırılma anı yaşadınız mı? Tabii lise yılları bittikten sonra üniversite hazırlık süreci var. O zaman biz küçük bir yerde çalışıyoruz, yaşıyoruz. Tabii dershane imkanları yok şu anki öğrencilerde olduğu gibi. Kendi imkanlarımızla çalıştık ve üniversiteyi kazandık. Ben isteyerek öğretmenlik istedim. Neyse. Ve 32 yıldır da severek, isteyerek Şahane. Yapıyorum. Daim olsun efendim. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Peki efendim biraz eğitim kurumunuzdan bahseder misiniz? Ne tür hizmetler veriliyor, ne tür çalışmalar var, ne tür projeleriniz var? Şimdi şöyle, Vizyon Koleji öncelikle Türkiye'de ilk bilgisayarlı eğitim, yani tabletli eğitim yapan bir kolej. Ne güzel. Ve aynı zamanda Microsoft, yani Microsoft'un proje okulu. Ve bir de Türkiye'de eğitim camiası içerisinde saygın bir yer olan SEBIT, VKLAUT dediğimiz round sisteminin de proje okulu. Ne güzel. Biz teknolojik yöntemler. Teknolojik tabii. 2014-2015 eğitim öğretim yılında faaliyete geçti okulumuz. Ben o günden beri de okulda çalışıyoruz. Ben 10. yılımı tamamladım okulda. Harika. Şu var, Allah göstermesin bir daha pandemi ama pandemi başladığında Türkiye'de zorluk yaşamayan, hazırdınız. Nasıl yapacak diye düşünmeyen okul bizdik. Altyapı hazırdı. Altyapı hazırdı. Ne güzel. Her öğrencimizin bilgisayarı, tableti vardı. Öğretmenlerimizin tableti vardı. Ne güzel. Bizim kurucumuz Abdülkadir Özbek. Eğitime gönül vermiş bir kurucumuz var. Başka işle uğraşmayan bir kurucu. Sırf bu çok eğitim. Önemli. Ne güzel. Sadece eğitimle çok uğraşır. Önemli. O yeter. Çok fazla şube de açabilir. O imkan da var ama butik. Sadece iki şubeyle eğitim öğretim faaliyetine devam ediyor. Bir tanesi Bahçeşehir bölgesinde, bir tanesi de Beylikdüzü bölgesinde. Neyse. Çünkü her iki kampüsümüzde bizim 9 yıldır üniversite sınavlarında hazırlıyor. 10. yıl bu sene girecek inşallah. Bu kısa zamanda bile onlarca, yüzlerce doktor, yüzlerce mühendis, Neyse. Yüzlerce mimar, Şahane. Yüzlerce hakim olacak çocuklarımızı gönderdik. Bu tabii insana çok mutluluk veriyor. Kesinlikle. Öğretmenliğin en güzel taraflarından bir tanesi 24 Kasım'dır. Tabii. O zaman hatırlanırız çok. Doğru. Eski öğrencilerimiz hatırlar bunu. Mesajlar gelir, telefonlar gelir. İnanın o zaman işte iyi ki bu çocuklara dokunmuşuz dediğimiz günlerdir. Ne güzel. Peki efendim önde gelen özellikleriniz nelerdir? Şimdi şöyle ben yenilikçi bir müdürüm. Hem öğrencilerimde hem öğretmenlerimde sürekli yenilenmelerini isterim. Ama onları yenilenmesi isterken önce benim kendim yapmam gerekiyor. Öğretmenlerime şu anda tabii yapay zeka gündemde biliyorsunuz. Evet. Biz yapay zeka ile ilgili 5-6 yıldır çalışmalar yapıyoruz. Ama Türkiye'de son 2 yıldır yaygınlaştı. Biz bunu hazırdık. Ve öğretmenlerime bu eğitimleri biz bizzat teşvik ederek vermeye başladık. Okulda projeler oluşturmaya başladık. İstanbul genelinde 2 tane yapay zeka ile ilgili proje çalışması oldu. Her ikisinde de bizim okulumuzda öğrencileri çok üstün başarılar yakaladılar. Ben buradan öğrencilerimi tekrar kutluyorum. O emek veren öğretmenlerimi de kutluyorum. Tabii. Biz 9. 10. sınıflarda proje bazlı çalışmalar yaparız okul olarak. Çünkü dünya, pratik yapmaları tabii, lazım. Tabii. Teorik dünya, kalmasın. Dünyada sadece akademik bilgiyle çalışma artık tabii. Bitti. Ne yapacak çocuk? Okuyacak, okuduğunu anlayacak, anladığını aktaracak ve bu sonuçlardan yorum çıkartıp sonuç yapacak. Bir zamanlar bizim zamanımızda işte münazaralar vardı. Tabii. Makaleler yazılırdı. Ne güzeldi. Öğrenciler şu anda biz okulumuzda bunları hepsini uyguluyoruz. Ne güzel. Çünkü çocuk kendi hikayesini yazamıyorsa ileride başkasının hikayesine dokunamaz. Doğru. Temel felsefemiz bu. Tabii. Şimdi 11-12'ye geldiğinde tabii Türkiye'nin bir gerçeği var. Üniversite sınavı. Tabii. Biraz da 11-12'de üniversite sınavına doğru hazırlık yapıyoruz. Biz okulumuzda çok güzel bir sistem kurduk. Tabii buna bizim proje ortaklarımız da çok büyük destek veriyor. Bir de benim de tabii geçmişte dershanecilik geçmişim var benim 22-23 yıl. Neyse. Bunun da etkisiyle beraber kampüslerimizde çok ciddi bir hazırlık süreci içerisinde öğrencilerimizi hazırlıyoruz. Çok güzel. Yani orada üniversite hazırlık eğitimi de verilebiliyor. Tabii, tabii. Değil mi? Testler, deneme sınavları. Şimdi yıllık bazda bugün en iyi dershanelerin verdiğinden daha iyi eğitim verdiğini düşünüyorum ben. Çünkü felsefemiz şu. Bakın ekonomik koşullarda velilerimiz çok zor şartlar altında özel okullara gönderiyor.
İlk zamanlarda 2014-2015 yıllarda devletin bu konuda desteği vardı. Hı. Maalesef kaldırıldı ama öğrenci velisi hem özel okula hem de dershane versin istemiyoruz. Kurucumuzun da bu yönde çok fazla çalışması var. Evet, bu vakit ve nakit tabii işi. Tabii tabii, çok önemli. Bakın kurucumuzun söylediği şu, bize gelen bir öğrenci sosyal gelişimi, kültürel gelişimi, toplumsal ahlaki kurallar, sonra akademik çalışması ve başarıyı yakalaması. Ne güzel. Hep bizzat hem da kendisi iyidir bilir. İnsan, hem evet. Kültürlü. Evet, mi? Çok önemli çünkü bir öğrenci akademik olarak çok güçlüdür ama örf, adet ve anneannemizi bilmiyordur. Evet. Bir anlamı olmaz. Yok. Olmaz. Bir yetmez. Anlamı yok. Bizim kurucumuz akademik başarılar için inanın iki hafta bizi toplar. Sınıf sınıf başarıları takip etmeye çalışır. Neyse. Bu da tabii bizi de kamçılıyor. Hı hı. Örneğin biz bir çalışma yapacağız, laboratuvar çalışması yapacağız. Hı hı. Miktarına bakmaz, öğrenciye faydalıysa hı hı. almamızı ister. Tabii almazsa bize kızar. Çoğu kurucu öyle değildi. Ben bir sürü tabii okul gördüm. Bütçeler vardır. Tabii tabii. İşte eğitime adanmışlık diye diyoruz biz. Onun adanmışlığı bize de yansıyor. Biz de adıyoruz kendimize. İdealist bir evet, yaklaşımla. Çok, çok ciddi bir. Bakın sabah 8.15'te mesai başlar bizde. Biz bütün müdürler orada saat 7.30'dan itibaren gelmeye başlarız. Tabii. 5'te mesaimiz biter ama sorumluluk. İnanın içeride kampüs müdürümüz var. Hadi çıkın artık diye, diye baskı yapar bize. Seviyorsunuz bir çalışmayı. Evet çok. Severek gidiyoruz. Çünkü güzel, huzurlu bir ortam. Hı-hı. Ve öğrencilerdeki o gelişmeyi de görünce mutluluk veriyor. Bizim kaynağımız o. Öğretmenin kaynağı öğrencilerdeki tabii. başarının artması, örnek öğrenci olması. Neyse. Bir de hocam çok teşekkür ederiz. Evde sizin sözünüz hep geçiyor demesi velilerin bizi çok mutlu ediyor tabii. Tabii. Manevi tatmin. Çok. Değil mi? Çünkü ekonomik tatmin mümkün değil. Tabii. Hiçbir zaman mümkün yani olmaz. Yani bu mutluluk veriyor. Evet. İdealist bir yaklaşımınız evet. var. Yani bunun ticarileştirilmekten ziyade İdealist yaklaşımla yapılması. Tabii şöyle diyeyim, tabii kurumların ayakta kalması için bir ekonomik değer tabii olacak. Tabii o da var. Bu o geçmişte, boyutu da var. Milattan önce de varmış. Tabii. Daha önce de varmış ama biz aldığımız bu ekonomik girdinin karşılığını fazlasıyla vermek için çaba sarf ediyoruz. Evet. Yani hiçbir çalışmanın şu ederi diye bir şey yok söz konusu değil. Çünkü eder bulunduğu yere bağlıdır. Tabii. Ben çok sevdiğim bir hikaye var. İşte bir dede torununa bir araba hediye etmiş. Demiş bunu götür. Bir hurdacıya götür. Kaç para ederine bak demiş. Hurdacıya gitmiş 1.000 lira vermişler. Gelmiş dedeciğim sen bana verdiğin araba hurdacı 1.000 lira verdi. Kızım demiş sen şey götür. Galeriye götür bu sefer. Galeri demiş ki bu araba hediye 2.000 lira. Gelmiş bu dersen yine serzenişte bulmuş. 2.000 lira hediye mi veriyorsun bana? Git demiş antikacıya götür. Antikacıya götürmüş. En yüksekte. Demiş 100.000 dolar Müthiş. Veriyoruz. Tabii. İşte bulunduğun yer çok önemli. Bundan bu şeyle anlayan. İlgili. Ben hep örnek veririm. O kadar ilginç ki herkesin dikkatini çekmiştir ama bu su markette küçük bardak su 2 TL. Hı hı. Bu su kafeteryada 20 TL. Ama havalanına gidiyorsun tabii. 100 TL. Maalesef. İşte bulunduğun yer senin değerini belirliyor. Tabii. Ama bu parasal değer. Biz şu anda manevi değeri okulumuzda buluyoruz. O da bizi çok mutlu ediyor. Şahane. Daim olsun inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Peki geleceğe dair kurumunuzun ve sizin vizyonunuz nedir? Şöyle biz kurumumuzda 10. yıl. Hı hı. Şu anda bizim kurucumuzun çok büyük bir hedefi var. Türkiye Yapay Zeka Vakfı'nda da yönetici eğitimden sorumlu olarak çalışıyor. İleride inşallah bu okulun üstü üniversite kurma amacı var. İnşallah. Biz de o üniversite kurulması için bu lise kademesinde ortaokul kademesinde, ilkokul kademesinde nitelikli, geleceğe umutla bakan, vizyoner öğrenciler yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu öğrencilerin de o üniversitelerde Türkiye'ye önce faydalı, daha sonra dünyaya faydalı bireyler yetiştirmesini istiyoruz. Bu çok örneklerimiz var. Ben tabii. bilmiyorum bazı firmalar isim vermem uygun olur mu? Bizim Baykar Holding'de çalışan velilerin çocukları var bizde. Normalde liseler almıyorlar ama bizi davet ettiler 2 sene önce. Evet. Gittik, geldik, çok gurur duyduk tabii. Sonra tam oradan çıkarken bir tane öğrenci çalışan koşuyor. Hocam, hocam bir baktım tabii onlar orada beyaz çalışıyor. Giymişler. Benim de Yıldız Teknik Üniversitesi bilgisayar program mühendisliğini kazanmıştı öğrencim. Hı. Burak, sarmaş dolaşır. Sayın Selçuk Bayraktar da oradaydı. Bize eşlik etmişti sağ olsunlar. Yani ben çok gurur duydum. Neden? Gerçekten Türkiye için çok önemli bir firma, tabii. çok önemli gelişmelere adım atan firma. Orada sizin öğrenci, dokunduğumuz bir öğrencinin olması nerelere gelmiş. Veriyor. Çok mutluluk veriyor. Siz yetiştirdiniz. Evet, ben öğrencilerime hep şunu söylerim. Şu anda yaptığınız ders çalışmaları, hı-hı. ileride sizin bir kariyerinizi etkileyecek evet ama hı-hı. giyeceğiniz ayakkabıyı, bineceğiniz arabayı,
oturacağınız evi çocuğunuz alacak ayakkabıyı belirler diyorum. Tabii bu hep söylerim ben bunu. Geçen yazın çok bir güzel olay yaşadım ben. Yine bir görüşmedeyim dediğimle. Bir tane öğrencim, eski öğrencimden bir tanesi koştu geldi. Hocam lütfen dışarı gelir misiniz? Dedim görüşme yapayım. Hocam lütfen dedi. Çıktık dışarıya baktım. Araba almış kendine. X marka araba. Hocam dedi daha anneme babama götürmedim arabayı. Hep siz söylüyordunuz ya dedi. Ne güzel. Doğru. Aldığınız eğitim bunu evet. belirleyecek diye. Ben doğru. iki senedir bak şey bir Trendyol firmasında çalışıyor. Şu an yazılım mühendisiyim. Burak Tahtacı kendisini burada anıyorum. Arabasını gösterdi. Ben gurur duydum. Aferin başarmış. Tam baş dolaş böyle. Yani bunları duymak, onlara dokunmak gerçekten öğretmenlerin tabii. en güzel istekleri. Tabii. Şu anda karşılığı geliyor değil tabii mi emeğin? Tabii kesinlikle. Ben şu anda hatırladığım yüzlerce öğretmen girdi belki dersimize. Ama ilkokulda işte Ali Kılıç, ortaokulda hatırlamıyorum. Demek ki bir kalıcı bir şey bırakmamış benden. Lisede işte bir edebiyat öğretmenim vardı. Ahmet Aşkalli. Hatırlıyorum bunları. Neden? Bana dokundular çünkü. Benim özel bir yeri var. Drama yeteneklerimizi, tiyatro neyse. Oynattılar. Sonra hı. Bülent Çağlar'da beden eğitim öğretmenimiz vardı. Hı. Ben de işte masa tenisi keşfetti. Ben hı. Ege bölge birincisi oldum. Neyse. Türkiye finaline gittim. Bu hep bizde hatıra olarak kılıyor bunlar. Çünkü biz de ben bunu hep şunu söyledim. Bana bu izi bırakan öğretmenlerden daha fazla iz bırakmalıyım. Çünkü tabii. lise müdürlüğünde aldığı öğrencinin hepsinin bakın şu anda biz bir şey yapıyoruz. Öğrenciler de mazeret diyoruz. Onların yapmadıkları şeyleri mazeret diyoruz. Diyor ki şunlar beta kuşağı, şunlar alfa kuşağı. Yani onların yaptığını normalleştiriyoruz. Çünkü eğitemediğimiz için. O yüzden çok büyük misyonumuz var bizim. Tüm öğretmenlerin, Türkiye'de yaşayan 1 milyon öğretmenin her öğrenciye dokunması gerekiyor. Ya ben devletteyim garanti aldım. Nasıl 15'inde maaş, birinde maaşı evet, kartımı takıyorum geliyor. Öyle. Olmaması gerekiyor. Tabii o motivasyon eksikliği. İşte özel sektörde biz çalışan öğretmenlerimiz öyle eğitimler veriyoruz ki bu eğitimler sonucu zaman içerisinde değişim de azalıyor. Bakın bizim bu seneki öğretmenler gününde aidiyet oluşuyor. Tabii çok fazla. Hem de çünkü hizmet içi eğitimler çok fazladır bizde. Tabii. Biz bu sene 24 Kasım'da öğretmenler günü yaptık, yemek yaptık. 5 yıllıkları plaket verelim dedik. Neyse. Biz de 10 yıllıkları verelim dedik. 5 yıllıkları bir çıkardık. Okulda toplam 300 tane öğretmen var. İnanın 47 tane 5 yıllık çıktı. Ne güzel. 47 tane, evet 47 bizim kampüste, 15, 20 tane öbür kampüste 67 tane. 10 yıllıkları çıkartalım dedik. Yani biz de müdürler yok, biz de 10 yıllıyız. Bir baktık, 36 tane de 10 yıllık var. Yani bir kurumda, işletmede, hani 5 ile 10 yıl arası olanlar da var bir de. 300 kişinin neredeyse 200 kişisi 5 yıl üzerinde çalıştıysa, neyse. Gerçekten tabii. o bir, kurucuyu takdir etmek lazım. 2, sistemi takdir etmek lazım. 3, gerçekten... O öğretmenleri, eğitim veren arkadaşlara, ben dahil buna, herkes, vizyoner öğretmen akademisi personeli diyoruz biz bunlara. Evet. Hepsine ayrı ayrı teşekkür etmek gerekiyor. Her eğitime destek veren, gönül veren, küçük dokunan herkese Allah razı olsun diyeceğim. Ne güzel, harika. Böyle vefa duygusu da önemli. Evet, çok önemli. Tabii. Efendim sizinle sohbet çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim. Fakat programın sonuna yaklaştık. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Evet, şunu istiyorum. Tüm aileler... Çocukların eğitiminden sorumlu. Sadece öğretmenlere bırakmayınız. Lütfen çocuklarınızı evde sohbet ediniz. Bakın bugün ödevin yok mu diye sormayın. Çocuğunuza sevgiyi aşılayın. Biz de öğretmenler olarak tüm öğretmenlerimiz çocukları başarısıyla, akademik başarısı sorgulamayın. İnsan olarak bakalım. İnsanca davranalım. Unutmayın. Hayat her şeye rağmen güzel. Hayat çocuklarımız da güzel. Hayat mutluluk getirsin harika. Herkese. Amin inşallah. Çok güzel bir mesajdı. Gerçekten bu pozitif yaklaşım önemli. Bireye değer vermek. Çok önemli. Çok önemli. Yani sizin de söylediğiniz gibi aileden de başlar. Evet. Eğitim, ilgi o kadar önemli ki. Yani anne baba üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeli. Çünkü İnşallah. Çocuk sahibi olmak demek sorumluluk demek. Onun sorumluluğunu almak demek. Kesinlikle. Bakın biz son bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Veli eğitimlerine de çok önem veriyoruz. Ama velilere katılması çok yüzdelik çok düşük. Biz 9. sınıf öğrencilerimizde, 9. sınıf çok tehlikeli bir yıldır. Erken ergenlikten orta ergenliğe doğru bir geçiştir. Öğrencilerin yani hayata bakış açıları, isyankar davranışları çok artar. Bu veliler çok önemlidir bizim için. 9. sınıf velisi olmak diye seminer düzenliyoruz. İşte en az 60 kişi gelmesi gereken seminere inanın 5-6 kişi geliyor. Süper. O yüzden yani velilerim lütfen okulların verdiği eğitimleri kaçırmayın. Çok önemli. Bırakın mesainizi, gidin orada. Çünkü çok gerçekten önemli. Tüm okullarda, özellikle en azından biz kendi okulumuzda, Vizyon Koleji'nde en iyi rehberlik uzmanlarını çalıştırıyoruz. Bunların verdikleri eğitimlere katılın.
Böyle bir imkan var elinizde. Tabii, değerlendirin. Evet, evet. Ne kadar güzel bir imkan bu. Bu eğitimlerin hepsi de ücretsiz. Çok güzel. Yapılar olarak veriliyor. Harika. Şimdi gerekli ekonomik desteği kurucumuz Abdülkadir Özbek veriyor, sağlıyor. Zaten. Sağ olsun. Değerli hocam, katılımınız ve önemli açıklamalarınız için tekrar teşekkürler ve başarılar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun ben efendim. Ben teşekkür ederim beni çağırdığınız, konu getirdiğiniz için. Sağ olun. Şeref verdiniz. Sağ olun efendim. Çok mersi. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.